Yokum, tatilde. Merhaba, ben Lokum. Beni hatırladın değil mi? Seninle tanıştıktan sonra başka arkadaşlarla tanışmak için gezdim durdum. Son bir yılda çok yoruldum. Tatil yapmak için geç kaldığımı düşünüyordum ama havalar soğumayacakmış. Hatta bundan böyle kış mevsimi daha kısa olacakmış. Küresel ısınma diye bir şey varmış. İyi ya işte. Üşümek yok bundan böyle. Sence seneye nereye gitmeliyim? Antalya'da yamaç paraşütü, Efes'te tarih turu yapabilirim. Erzurum'da kayabilir, Karadeniz'de yaylaya çıkabilirim. Ege'de doyasıya yüzer, derinlere dalabilirim. Belki tatili uzatıp Avrupa'ya bile geçebilirim. Bavuluma ne koyabilirim? İklimler değişiyor diyorlar. Değişiklik iyidir. Neden bu kadar üzülüyorlar anlamadım. Bunu mutlaka araştırmalıyım. İşte bulduklarım. Dünyamız sürekli ısınıyor. Mevsimlerin sırası değişiyor. Baharlar çabuk geçiyor. Kışlar kısa sürüyor. Ağaçlar zamansız çiçek açıyor. Kuşlar göç etmiyor. Ayılar kış uykusuna yatmıyor. Avrupa Birliği ülkeleri çevreyi korumak ve iklim değişikliğini önlemek için ortak hareket ediyorlar. Peki ama neden? Dünyamızın çevresinde güneşten gelen ışınların gerektiği kadarını atmosferde tutan, fazlasını geri gönderen bir tabaka varmış. Bu tabaka önemliymiş. Çünkü gelen ışınlar dünyada kalmaz, uzaya geri dönerlerse gezegenimiz kutuplar kadar soğurmuş. Bu tabaka ışınların hepsini saklar, hiçbirini göndermezse de çöl kadar sıcak olurmuş. Buna sera etkisi deniyormuş. İnsanlar zaman geçtikçe daha fazla petrol, kömür, doğal gaz kullanır olmuşlar. Fazla zararlı gaz üretmeye başlamışlar. Bütün bu zararlı gazlar atmosferde birikip kalın bir tabaka oluşturmuş. Uzaya geri dönmesi gereken ışınlar dünyada sıkışıp kalmaya başlamış. Işınlar atmosferden çıkamayınca gezegenimiz daha çok ısınmış. Kutuplardaki buzullar erimeye başlamış. Denizler yükselmiş, yağmur bulutları oluşamamış. Denizden uzak yerlerde yağmur yağmaz olunca toprak ve bitkiler susuz kalmış. Bu bitkileri yiyen bazı canlıların ve onlarla beslenen diğer canlıların sayıları azalmaya başlamış. Havalar bu kadar çok ısınınca orman yangınları da artmış. Bütün bunlar yetmezmiş gibi insanlar daha çok çöp üretmeye başlamışlar. Çok fazla tüketip çok çöp atar olmuşlar. Havayı, suyu, toprağı kirletmişler. Çöpler çevre kirliliği, orman yangınları, buzulların erimesi, kuraklık, çölleşme hepsi çok büyük sorunlar. Birileri bir şeyler yapmalı. Bütün bunları değiştirmeye benim gücüm yeter mi? Ben küçücük bir lokumum. Belki de en iyisi uzun bir tatil yapmak ve bütün bu can sıkıcı sorunların doğru olup olmadığına bakmak olacak diyerek yola koyuldum. Yolculuğuma Türkiye'den başladım. Ege'de güzelim ağaçlar yanıyordu. Çok üzüldüm. Yunanistan'a geçtim. Fakat ne göreyim? Orada da orman yangınları vardı. Hırvatistan'da şiddetli yağmurlarla karşılandım. Oysa güneşlenecek, yüzecektim. Bronzlaşmış bir lokum olmak bana çok yakışacaktı. Bunlardan sonra hava o kadar ısındı ki aniden çifte kavrulmuş lokuma döndüm. Bu duyduklarım çok üzücü. Daldaki kuşun, topraktaki karıncanın, göldeki balığın, çöldeki akrebin, denizdeki balinanın, yol kenarındaki çalılığın, yani bütün canlıların yaşam hakkına saygı duyan bir lokum olarak bir şeyler yapmalıydım. Elbette yaptım. Özel lokum güçlerimi kullandım. Atmosferde birikip sera etkisi yaratan gazların temizlenmesi için tam bir lokum kahramanı oldum. Fidan dikip atmosferi temizlerken birçok canlı içinde yaşam alanı oluşturdum. Elektrik enerjisinden tasarruf ederken tam bir kahraman gibi davrandım. Daha az çöp üretmek ve çöpü geri dönüşüm kumbaralarına atmak
lokum gibi bir işti. Sen de küçük önlemler alarak gezegenimizi kurtarabilir, çevre gönüllüsü olabilirsin. Laf aramızda, bunun için özel güçlere sahip olmak zorunda da değilsin. Suyu kullanırken, yeni bir şey satın alırken, çöpe bir şey atarken bir kez daha düşünebilirsin. Bir başka videoda tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.